Ekranda kolera toksini ile başlayan bir sinyal iletim yolu görüyorsunuz arkadaşlar. Hatırlarsanız sinyal iletim yollarından bundan önceki videolarda da bahsetmiştik. Sinyal iletim yolu dediğimizde hücre dışında bulunan moleküllerin hücre yüzeyindeki reseptörlerle etkileşimleri sonucu bu hücrenin bir şeyler yapması ile sonuçlanan bir olaylar zincirinden bahsediyoruz. Burada neler olduğuna da bakalım. Burada oldukça talihsiz bir durum söz konusu ve bunun kimsenin başına gelmesini de istemem. Bu kişinin bağırsaklarında kolera bakterisi bulunuyor. Bunun kolera bakterisi olduğunu düşünelim, tamam mı? Bağırsaklardaki kolera bakterisi kolera toksini salgılar. Burada da her ne kadar gerçeğiyle alakalı olmasa da bu toksinin oldukça basitleştirilmiş bir görseli bulunuyor. Toksin çeşitli alt birimleri olan bir protein kompleksidir. Bu şekilde çizilmiş olmasının sebebi ise buradaki üçgen alt birimin epitel hücre üzerindeki uyumlu reseptör ile olan etkileşimini daha net bir şekilde görmemize olanak vermesi. Kolera toksini gangliozid reseptörü ile etkileşime girecek. Gangliozit reseptörü. Bu etkileşimin detaylarını bilmemize gerek yok. Önemli olan işin mantığını anlamamız arkadaşlar. Bu etkileşim gerçekleştikten sonra iletim yolları üzerindeki okların bir sonraki olayın ya da bir sonraki olası adımın ne olacağını gösterdiğini düşünün. Bir bakalım. Bu toksin reseptörle etkileşime girdikten sonra burada bir G proteini görüyoruz. Yine çok fazla detaya girmemize gerek yok ancak G proteinleri sinyal iletim yollarında sıklıkla karşılaştığımız proteinlerdir. Ek olarak tek bir G proteini yoktur ve bunlar aslında bir protein ailesidir. G proteinlerinin moleküler anahtarlar olduklarını düşünebilirsiniz. Diğer moleküllerle etkileşime girdiklerinde şekil değiştirirler ve bu da onları aktive ya da deaktive eden olaydır. Okları takip edelim ve neler olacağına bir göz atalım arkadaşlar. Adenilat siklaz ortaya çıkıyor. Sonra da siklik adenozin monofosfat ortaya çıkıyor. Daha sonra işin içine protein kinaz da giriyor ve bu yolun sonunda buradaki iyonlar hücreden dışarıya çıkmaya başlıyorlar. Bunun sonucu olarak suda hücreden dışarıya çıkınca diyare gözlemleniyor. Toksin bağırsak hücrelerinin su salmalarını sağlıyor ve oldukça ağır bir diyare gözlemlenmeye başlıyor. Genel olarak durum bu. İsterseniz şimdi de bazı belirli durumlarda neler olabileceği üzerine düşünelim. Örneğin bu epitel hücresinin bir mutasyon geçirdiğini ve sonuç olarak gangliozit reseptörünün kolera toksininin B alt birimi ile çok da iyi çalışmadığını söylersem sizce ne olur? Hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bu hücrenin sebebi ne olursa olsun, buradaki kolera toksini ile etkin bir etkileşime giremeyecek bir gangliozit reseptörüne sahip olması durumunda bu aktivasyon gerçekleşmez. Ya da en azından buradaki kadar etkin olmayacağını söyleyebiliriz. Buna benzeyen bir gangliozit reseptörüne sahip olan bireyler muhtemelen bunun farklı yan etkileri ile de karşılaşacaklardır. Ancak normal kolera vakalarında gözlemlenen ciddiyette bir diğere geçirmezler. Neden diyecek olursanız, ekranda gördüğünüz sinyal iletim yolu bu şekilde ilerlemez ya da buradaki kadar etkin bir şekilde ilerlemez de ondan. Ek olarak size sinyal iletim yollarını bozabilecek moleküller vardır. Mesela burada bir opioid reseptör var. Bu aktive olursa farklı bir G proteini aktive oluyor. Bu G proteini bundan farklı ama aynı aileden geliyorlar. Buradaki gibi ucunda ok yerine düz bir çizgi olan bir doğru gördüğünüzde de bunun bu süreci inhibe ettiğini düşüneceğiz, tamam mı? İnhibe etmek ne diyecek olursanız, örneğin bu opioid reseptörü enkefalin adı verilen bir molekülle aktive oluyor. Enkefalinin tam olarak ne olduğunu şu anda bilmemize gerek yok. Ancak hücre dışındaki bu molekül opioid reseptörü ile etkileşime girdiğinde ortaya çıkan G proteini ilginç bir şekilde bu adımı inhibe ediyor. Yani gerçekleşmesini engelliyor. Eğer kolera bakterisi bir şekilde bağırsağınıza girdiyse, bağırsaktaki epitel hücrelerin eş zamanlı olarak enkefaline maruz kalması, kolerada görülen tipik diyarenin normalden daha hafif geçmesini sağlıyor. Bu adım engellendiğinde bu iletim yolunun bu şekilde ya da buradaki kadar etkin bir şekilde devam etme olasılığı da düşüyor. Aklınıza başka bir soru da gelmiş olabilir. Peki ya buradaki opioid reseptöründe bir mutasyon olursa ne olur? Diyelim ki mutasyon sonucu bu opioid reseptörü e, enkefaline normalde olduğu kadar etkin bir şekilde bağlanamamaya başlamış olsun. Sizce ne olur? Opioid reseptörü sebebi ne olursa olsun enkefaline etkin bir şekilde bağlanamıyorsa, enkefalin bu sinyal iletim yolunu durdurma konusunda başarılı olamaz. Enkefalin opioid reseptörüne bağlanamadığında bu inhibasyon oluşmaz ve kolera toksininin sebep olduğu normal sinyal iletim yolu bu şekilde ilerler ve diyare ile sonuçlanır. Bu videoda size ucunda ok olan doğruların aktivasyon, başka bir de işte bir sonraki adımın gerçekleşmesi, düz çizgi olan doğruların ise inhibisyonu, inhibisyonu pardon, inhibisyonu temsil ettiğini anlatmaya çalıştım. Bu yolun bir kısmını aktive eden bölümde oluşan mutasyonlar sonucu neler olabileceği sorusu akla gelebilir. Böyle bir durumda bu yol gerektiği kadar ya da hiç aktive olmayabilir. Ayrıca bu yolun bir kısmını inhibe eden bölümlerdeki mutasyonların yol açtıkları durumlar da incelenebilir. İletim yolunu normalde inhibe eden bir bölümde gerçekleşecek mutasyon bu inhibisyonun olması gerektiği gibi olmayacağı başka bir deyişle sinyal iletim yolunun daha az inhibe olacağı anlamına gelir.